Tuncay abi, böyle Hababam sınıfının böyle en renkli karakterisiniz. Sağ olun. Sizi o gülüşünüzle tanıdık. Evet. Hababam sınıfıyla ilgili anılarınızı böyle güzel sizden dinleyelim. Anılar çok. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi burada konuk ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eğer sizleri bu akşam burada eğlendirebilirsek ne mutlu bize diyorum. Hababam sınıfına ben bir ayakkabıcılığı olarak girdim. Böyle bir girişimizde kahkahamızı attık. Rahmetli Ertem abi bizi öyle bir kenardan köşeden keşfetti. Ondan sonra ayakkabısını boyattı bana. Ama dedi ki, oğlum dedi, biz burada dedi film çekiyoruz dedi. Çektiğimiz film dedi negatif, çok pahalı. Türkiye'de bunun bir kotası var. Bu kotayı herkes bulamıyor. Onun için dedi, bak dedi filmlerimizi yakıyorsun. Bir daha gelip buralarda gülme dedi ama benim için filmlerini de güldürdü. Ne yapalım? Harikasın abi. Bu arada Haytay İsmail de aramızda. Ben az önce sahneye çağırırken yeteri kadar alkış alamadığını düşünüyorum Haytay İsmail'in. Yani hala alkışlamıyorlar abi. Seni ne kadar sevdiler abi. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil valla. Alkış beklemiyorum. Sizin burada olmanız yeter benim için. Varlığınız yeter. Teşekkür ediyorum. Abi seni nasıl keşfettiler? Ya keşfetme derken Tuncay'ı hakikaten biz keşfettik de. Beni de Emine Özkul keşfetti abi. Ben de o zamanlar tabii 74 senesinde bir turneye çıkmıştım sevgili Müner abiyle beraber. Orada yeni müziğe başlamış genç bir çocuktum. Ama o sırada İstanbul'da Arzu Film, Ertem Eğilmez, Hababam sınıfı çekilecek oyuncular aranıyor diye. O Güdük Necmiler, Anaya Güdük Necmi ve İnek Şaban var da işte Kalem Şakir, değil mi? Domdom Ali, Durum evet. Ayrı falan. Ayta İsmail, bu tipler aranıyor diye ilan vermişler. O zaman internet falan yok. Gazetede çalışıyor, gazetede iş görüyorlar. Fakat Ertem Bey bir sokak dolusu insanı beğenmemiş, çocuğu beğenmemiş. Müdür abi de demiş, benim orkestrada bir çocuk var, şunu bir gör Ertem demiş. Ve beni bir çağırdılar. Ben de işte Müdür abinin yanına gittim. Orası Ertem Bey'in eviymiş Mersem. Öyle biz Müdür abiyle konuşurken arkadan bir adam geldi, sarıldı bana, öpmeye başladı. Sen benim Ayta İsmail'imsin dedi. Dedim abi kim o? Yıllar sonra dedi, bak dedi, Hababam sınıfında lakap almanın ne kadar önemli olduğunu göreceksin dedi. Ben de tamam dedim ama içimden dedim yani. Ama adam her şeyi biliyormuş abi, yani. Vallahi iyi keşfetmişsiniz, evet, evet, iyi ki öyle. Keşfetmiş. İyi ki aramızdasınız, iyi ki Gölbaşı'ndasınız, iyi ki bizimlesiniz. Estağfurullah, onları buradan sonsuz şükranlarımızı gönderiyoruz tabii ki. Evet. Insan. Allah rahmet eylesin. Evet efendim. Ve ekibin en uzun boylusu, yakışıklı Ahmet. Sizi nasıl keşfettin Ahmet abi? Bir zamanlar 1970'li yıllarda artist yarışmaları yapılıyordu. Tam o zamanla ben 17 yaşında kız gibi çocuktum. Çok yakışıklıydım. Tahika kadın seçildi. Hala kız gibisiniz diyeceğim ama. Allah razı olsun. Neticede yarışmadan sonra deneme diye filme başladık. Ondan sonra başrol bizi film olmamına rağmen şu anda hala Hababam'la anılıyoruz ama Hababam yanı sıra az evvel arkadaşımız anlattı, evet. Yusuf Bey. Bir kamu spotu vardı. Küçük bir kaçoyu muayene ettikten sonra karşısına alıp sigarayı acilen bırakman gerek diye sert doktor benim, sizler de sigara içiyorsan lütfen içmeyin, sigarayı bırakın diyorum. Bu arada gençlikten, yaşlıktan bahsederken Gölbaşı Belediye Başkanımız aramızda. Kendisi genç ve yakışıklı. Bir akşam alalım gelsin İskender. İskender Yıldırım Bey'e bir akşam alalım. Bu kadar mı akış? Bizi sizlerle buluşturdu. Ekmeğiniz olsun, teşekkürler. Devam ediyoruz. Evet, o zaman var mı söylemek istediğiniz bir şey, programımıza geçelim mi? O zaman ben sahneden ayrılıyorum. En fazlalık benim şu anda sahnede. Efendim sahneden ayrılırken beni alkışlayın. Sonra sahnede kalanları alkışlayın. Hadi. Görüşürüz. Evet Yusuf Bey, teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Sonsuza teşekkür ediyoruz. Efendim bir saattir bize anlattılar ama küçükler, siz tanıdınız mı bizi? Ben Müjdat Gezen.
Sen de sallama be abi. Abi yani kandırıyorum çocukları biraz. Şaka olmaz olsun. Abi kandırmacı yok. Yapma ya. Ha, babam sınıfıyız biz abi. Ya, Allah Allah. Ya, kandırmayacağız. Biz şakayı yapacağız. He. Ondan sonra da gerçeği söyleyeceğiz abi. Efendim alkışlıyoruz babam sınıfının en yakışıklısı sevgili Cemal Ayık efendim. Kuvvetli bir alkış gelsin lütfen. Değerli konuklar, Ahmet Bey bana iltifat ediyor. Ha babam sınıfının en yakışıklısı Tarık Akan'dır. Kendisini rahmetle anıyor. Büyük bir alkış alalım. Büyük istedim çünkü. Bugün de ölüm yıl. Bugün de 6. ölüm yıl dönümü. Evet. Buradan rahmetle anıyoruz. Evet, gelelim sevgili Ahmet Arman. Haydi İsmail'e bir alkış alalım kendisine. Efendim kablomuz uzun değil. Fazla o yüzden aralarınıza giremiyoruz. Bu kadar geliyor. Haydi İsmail'le ilgili İstanbul'da veya gittiğimiz yerlerde herkes soruyor. Hani sizin bir filmde Haydi İsmail askerlik yapıyordu ya, rol vardı ya. O da gerçekten asker miydi yoksa kıyafet mi giydiler diye soruyorlar. Ben onları cevaplıyorum. Şimdi asıl kendisi cevaplasın bu sorunun cevabını. Değil mi başkanım, belediye başkanım? Ya abi başkana soruyorsun ama Tuncay Bey sen de hep benimle berabersin. Hiç soran oluyor mu sana? Abi geçende böyle bir yerde senle beraberdik yani, ama sordular ya. Bir kere sordular. Sordular yani. Abi sordular. Efendim doğru. O zamanlar tabii 1976-77 senesi ben gerçekten askerdim. Ama o jenerasyon işte farklı bir jenerasyon. Sevgili Ertem Eğilmez, Sadık Şendil, Yavuz Turgul, Umur Uğur değil mi Tuncay Bey? İşte bu çocuk şimdi askere gitti ama biz film çekiyoruz. Aklı bizde kaldı. Hepsini de oynadı, bunu da oynayamadı. Yani üzülmüştür falan deyip bana öyle bir senaryo yazmışlar. Filmde öyle bir sahne yok aslında. Ben asker olduğum için sevgili başkanım. O yüzden o sahneye koymuşlar. Ve ben izinden geldim. Hemen dediler giy elbiseni. Ve teksti verdiler, ezberledim. Hani bu arkadaşlarıma okuyun, çalışın, adam olun diyeceğim ama nerede ha babam deyip gidiyorum ya ben. İşte o sahne benim için çok gurur doyurucu bir sahnedir. Oradan buradan tekrar onlara şükranlarımı gönderiyorum efendim. Evet gelelim. Hababam sınıfının gülen yüzü sevgili Tuncay Akça. Ufaklık bir alkış alalım kendisine. Teşekkür ederim. Daha büyük, daha büyük. Ufak ama hülyeleri büyük. Estağfurullah. Efendim demin anlattık. Sahne sinemaya girdik. Gülüşümüze girdik. Bir girdik. Ondan sonra 47 senedir hala devam ediyoruz. Maşallah. İnşallah. Yani bizim için perde kapanmaz. Perde hiçbir zaman kapanmaz. Daha yenisini, daha güzelini, daha iyisini yapacağız inşallah. Yeni de bir film geldi. Ama Hababam'ı geçmek çok zor. Tabii. Hababam'ları şey yapmak zor. Abi geçen gün yine oynadı. Bizim aile oynadı. Hababam'lar oynadı. Bilal vallahi güzel. Yine. Evet. 3 kuşak, 4 kuşak reklam oluyor. Maşallah, maşallah abi ya. Evet. Değerli konuklar. Hani bir Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde. Biz Mahmut Cudan'ı cezalandırdıktan sonra bizim tek ayakçı Duruyor karşımıza geçip gülen Tuncay Akça'yı bir daha güldürmek istiyoruz. Alkışlar mısınız? Ya arkadaş. Sayın Başkanım ya, ceza vermeye sizi buraya davet etsek gelme şansınız var mı rica etsin? Başkanına mı tekrar buyurun başkanım. Evet. Olur mu öyle şey? Başkanım. En iyisini yapsın diye. En iyisini yapsın diye. Büyük bir alkış alalım. İskender Yıldırım Bey'e buyurun başkanım. Başkanım, çok güzel bir şehrimiz var. Bunlar ben gerçekten o göle bayıldım. Hoş geldiniz. Efendim. Başkanım, bir şey de söylemek ister misin? Çok kıymetli Gölbaşılı ailem, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle ilçemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok kıymetli kardeşlerimiz Sayın Mehmet Sarıca ve Nevin Hanımefendi'ye bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. Yardımlaşmanın, birbirimize destek olmanın, büyük bir aile olduğumuzun önemini bir kez daha ilçemize, hafızalarımıza hatırladıkları için çok sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha güzel günlerde buluşmak için inşallah bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz. Sizler de ilçemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel bir program olmasını diliyorum. Hepinize en derin sevgi, saygılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi bırakmıyoruz. Tuncay Hocam gibi ceza verecek. İster onun yanında olun, ister bizim yanımız olun. Başkaları ceza vermeyelim ya. Sağ ayaklar. Sen de kaldır. Allah Allah. Kaldır.
Kaldırın. Sağ ayaklar ama ya. Ya abi. Siz hiç iki ayakla döndüremez misin ha? Böyle bir güldük. Başka yapalım. Teşekkür ederim. Sevgilim oğlum bu arada. Sayıca sen niye uzak duruyorsun abi? Sen de bu işin içindesin. Sen niye yanımda olsana? Sevgili başkanımıza, Mehmet Sarıcı'ya, sevgili eşine teşekkür ediyoruz hepiniz huzurunda. Sevgili Burhan Zorlu ve Yusuf Bey'i de atlamayalım, onlar da bizden. Evet, biliyorsunuz Hababam sınıfı filmlerinin sonunda kendilerini affettirmek için bir eğlence yaratıyorlar. Yani bir müsamere yapılıyor filmlerin sonunda. Biz o müsamereyi gerçekleştirmek istiyoruz. Sizler de bizimle şarkı söyler misiniz? Sizler de bizimle oynar mısınız? Haydi bakalım. Evet ufak geliyor. Sen. Hadi bakalım. Önce Hababam mısını bu şarkılarıyla başlayacağız. Sonra devam edeceğiz. Buyurun sevgili Ahmet Bey. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Biz Hababam sınıfı Yeşilçam Vokal Grubu'nun 3 kişiden oluşuyoruz. Ama bu arada sevgili Nurhan Çokazoğlu dedi ki siz böceksiniz. Aranıza çiçek dalın dedi. Biz bu arada da iki tane çiçek aldık aramıza. Biz de Zin Hanım çok yakında mimar olacak. Bir alkış alalım kendisine. Bir de sağlıkçı Nursema bizimle eşlik edecekler. Bir alkış da kendisine alalım. Bundan sonra başlayalım. Sevgili Ahmet hazır mıyız? Haydi bakalım. Evet efendim bizim şarkılarımıza gidiyoruz. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bize eşlik ederseniz evet, çok mutlu olacağız. Çok güzel eğleneceğiz. Hava hop! Jump!
Oh,
Yaşadın, her seni
bir mutumuz yeni aşk adı. Hayat güzel devam ediyor. Mutluluğun akşamları bir başladı. Çıldıkça geceler bize yaşadı. Her sene rotamız yeni aşk adı. Hayat güzel devam ediyor. Sevmek lazım, görmek lazım, havamız bozmaya. Sevmek lazım, görmek lazım, havamız bozmaya. Çok özledim kime ne? Sen bak işini güzelim sana ne? Alemle böyle demiş bana ne? Hayat güzel devam et.